Şimdi sizin de yeni duyacağınız, benim de dün öğrendiğim bir ilave durum olmuş. Neden olduğunu, nasıl olduğunu da daha konuşamadım. Aradım Fatih Başkan ama yılbaşı nedeniyle o da müsait değildi sanırım. Murat Ağacaba ve yönetimindeki arkadaşların maça alınmaması gibi bir sorun yaşanmış Denizli Spor maçı öncesi. Nasıl yani anlamadım. Yani bu stada gelmişler. Evet. Aracı alınmamış. Kendisi alınmayacağı söylenmiş. Yanındaki arkadaşlarına yüklenmiş biletleri iptal edilmiş. Allah Allah. Ardından Fatih Başkan'a ulaşılmış. Fatih Başkan haberi olmadığı söylenmiş. Hemen bir çözüm bulaştırmaya çalışılmış. Aracı yine alınmamış, her gün kendisi girmiş. Oradaki kişilerin Mehmet Yiğner döneminden kalan kişiler olduğu aktarıldı bana. Öyle bir bilgi verildi. Yönetim kurulu toplantısında da benzer bir konu olmuş. Fatih Başkan kimin yaptığı konusunda bilgi almış ve tekrar olmayacağı konusunda söylemiş. Ancak yani şöyle bir durum var. Evet ya Mehmet Yiğiner ve Murat Ağacaba arasında bir sorumluluk vardı. Yani ikisi de birbirleri hakkında ağır ağır sözler söylemişti. Ama Fatih Mert yönetimi geldiğinden beri Murat Ağacaba'nın ağzından bu yönetimle ilgili kötü bir şey çıkmadı. Destek olacağına dair açıklamalar yaptı. Her maç öncesi başarılar dileme mesajlarını yayınladı. Şimdi durduk yere Ankara Gücü yönetimi niye böyle bir şey yaptı? Ben anlam veremedim. Evet, En ben de azından bilmiyorum. böyle bir olay varsa bu olaya ilişkin konunun muhatabının da bir açıklama yapması gerekir yani. Çok hoş olmayan bir olay. Evet, Böyle ben saçma duydum sapan bir şey olayı. olabilir mi ya? Hatta bu olay paylaşıldığın altına şeyler yazılmış. Hani bu gerçekten de dediği gibi Mehmet Yiğiner mi orada? Hayırdır gibisinden hani kötü söylemler yazılmış. Hani bu da ortaya çıkartmış aslında bazı şeyleri Murat Ağacaba'nın düşünce açısından. Hani insan şunu düşünüyor orada. Hayırdır Mehmet Yiğiner ne alaka? Hani Mehmet Yiğiner döneminde kalmış. Bunlar burada ne alaka diye çıkartıyor. Onların Ve kalmasından çok çok yani sinirlenmiş Fatih Mert yani. yönetimiyle bir sorun olmayan bir Murat Ağacaba var. Evet. Bu bir Yani dezavantaja yönetimin dönüştürüyor. sahibi sen her türlü şeyinden sorumlu olursun. Ya da sorumlularını bulursun. Bu işe ilişkin sorumlularını bulursun. Bu çok çok çirkin ve çok garip bir olay. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Yani biz Mehmet Yiğiner döneminde böyle bir şey olsa bunu doğru bulmazdık. Şimdi şeffaflık, açıklık iddiasında olan bir şeyleri çözme iddiası ve hevesiyle buraya geldiğini söyleyen bir yönetimin böyle bir uygulaması hiç hoş görülebilir bir şey değil. Ki ben mutlulukla paylaştım. Yeni yönetim ilk geldiğinde taraftarlar kısada Mehmet Yiğiner'in orada olması, Cengiz Toper Yıldırım'ın gelmesi, ardından sonraki maçlarda yıllardır maça gelmeyen Cemal Aydın da maça gelmiş. Bizi yakalayamamışız. Gürültülü patırtılı gelmemiş, sessiz sakin. Murat Ağacaba'nın gelmesi. Bu güzel fotoğraf olarak biz bunu verdik. Evet, Ankara Gücü'nde bir birlik beraberlik sağlanıyor. Kavgalar bitiyor. Ankara Gücü için herkes birleşiyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor dedik. Yani onun üzerine şu fotoğraf hoş olmamış. Ama yani bir açıklama yaparlarsa da bununla ilgili ben de dinlemek isterim gerçekten. Ya yani belki bir İşte iktidar mesela en yöneticinin azından işidir veya dediğim görevlinin gibi işidir. Ben düşünüyorum aynısını buraya çünkü. gelse en azından bu soruyu birebir Evet, tartışır, bunu konuşur, konuşuruz. sorarsın. Hani Yani bunların aydınlanması için hadi ben vazgeçtim artık yine kafamda o Atatürk imzalı fotoğraf şey forma da onun dışında sorulabilecek çok soru var Ankara gücünde. evet, Ve bu aşırı. sorular muhatabına sorulmalı. Bu sorular o demiş ki, bu demiş ki, şu şöyle söylemiş ki falan türündeki şeyler yerine, ifadeler yerine birinci ağızdan neyse alınmalı Evet. ya. En azından insanlar bunu merak ediyor. Ben bu takımı seven, bu armayı seven, bu kulübü seven bir insan olarak gazeteci kimliğimi, yorumcu kimliğimi bir kenara atıyorum. Şu masadan kalkıyorum, şuraya, şu koltuğa geçiriyorum, oturuyorum. Ve o soruların cevabını bekliyorum. Merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Abi bir de öyle böyle hakkaniyeti doğmak lazım. Eğer Ankara Gücü'nde bir değişim olduysa bunun en büyük mimarı sıkıntılı zamanlarda da olsa Murat Ağacaba oldu. Yani Elbette evet bu çözümün kongre bir sürecinin parçası gitmesini oldu. Tabii. sağlayan Ankara Gücü'nün ve Doğru. Mehmet Yiğiner bugün başkan değilse onun en çok çabayı o sarf etti demek lazım. Bunu fark etmek lazım. Yoksa Fatih Başkan ve yönetimindekilerin böyle sessiz sakin duruşuyla Mehmet Yiğiner gitmezdi.
Evet. Ya bence dediğin gibi abi, hani oradaki bir yöneticinin işgüzarlığından dolayı Fatih Mert'in haberin olmadığını düşünüyorum. Ya yani soyunma odasında yakalamış, hatta haberi olmadığını söylemiş, sonra çözümü şey yapmış. Yani ilgilenmiş, girmelerini sağlamış falan, buralarda hiçbir problem yok. Onu sağlamış. Sonra ama işin yönetim toplantısına da bu çirkin şeye gelmiş ama niye böyle olduğu da bir açıklanmaya gerekti. Gerçekten çirkin bir fotoğraf, çirkin bir manzara. Aynen. Yani birlik beraberlik derken tekrar insanların savaş baltalarını çıkartmamak lazım. Bu kavgaya, evet, gürültüye girişmemesi lazım. Ankara Gücü'nün çok çok kritik bir ayı var diyoruz özellikle. Şu transfer yasağıyla alakalı. Çünkü 300-400 milyon lira borçla birinci lige düşmüş bir Ankara Gücü'nde iş çok daha zorlaşacak. Evet. O zaman güçlü iş adamlarına daha fazla ihtiyaç olacak. Ankara Gücü'nde birlik beraberlik kenetlenmeye daha fazla ihtiyaç olacak. Kutuplaşma bu konuda hiç iyi değil.